gönderilmesi kanununda belirti deliller, emare niteliğinde deliller, belge delilleri ve ikrar delilleri. Ya bunun yazımı da biraz şahsımdan kaynaklanmaktadır. Eleştirilen ağırlığı da kendime almak durumundayım. Ama bu şekilde uygulamamız da sürmektedir. Önceleri azınlık şeklinde devam eden bu görüş, bu yılın Ocak ayında çoğunluk ve Mayıs ayı itibariyle oy birliğiyle dönüşmüştür. Ceza Genel Kurulu kararlarında açıkça belirtilmemesine karşın bu yaklaşım da gözlemlenmektedir. Neden belirti denildi? Sayın Ögok'un verdiği örnek gerçekten bir ihaleyi fesat karıştırmasında açık beyanlar bulunabilir. Kanıtlamaya yeterli olabilir ki Seydi Kaymaz arkadaşımızın mükemmel bir doktora tezidir. O her olayın özelliğine göre şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ancak başka somut örnekler de vermek durumunda söz gelip uyuşturucu kaçakçılığı yaptıklarını açık açık söylediler. Ya da silah kaçakçılığı yapıldığı söylendi. Ortada bir uyuşturucu ele geçirilememiş. Ve üzerinde keşif, yani bu uyuşturucu mudur değil midir tespiti yapılamamışsa, acaba bu uyuşturucu kaçakçılığı ya da uyuşturucu ticareti yaptım sözü yeterli bir delil olabilecek midir? Diğer taraftan silah. Biz ruhsatlı silah dahi bulundurma ruhsatlı bir silah taşınması halinde suç. Ancak bunda da acaba atışa elverişli midir değil midir diye tespit bilir kişi incelemesi istemekteyiz. Yani şöyle bir yaklaşım olabilir. Adamın ruhsatlı silahı olduğuna göre herhalde patlamayan silahı taşımaz. Böyle yaklaşımlar vardır ve mahkemelerden direnme kararları da gelmektedir. Ama kabul görmemektedir. Şimdi ben silah kaçakçılığı yaptım diyen bir kişi. Acaba gerçekten bu elde edilenler silah mıdır, değil midir? Bunun incelenmesi gerekir. Atışa elverişliyse destekleme yapılmıştır telefon görüşmesine. Ancak silah elde edilememiş ise nasıl bir mahkumiyete gidecekler? Bu mümkün değil. Bu bakımdan belirti denilmiştir. Ancak her olayın oluşuna göre değerlendirme yapılması gerektiğini de kabul ediyorum. Tartışamayız. Sevgili Önok'la bu noktada ayrıldığımı söylemek durumunda. Şimdi diğer taraftan bu yasa aslında bu metin 2001 tasarısının 108'i 3. maddesinde düzenlenmişti. Bunun gerekçesinde şöyle belirtilir. Yukarıdaki fıkralar gereğince, yani dinleme, tespit vesaire gereğince gerçekleştirecek kayıt ve saptamalar yargılamada savunan ikrarına ilişkin delil olarak değerlendirilemez denilmektedir. Madde gerekçe, bu düzenleme, normatif düzenleme bu. Madde gerekçesi ise ifade almada ve sorguda isnat açıklandıktan, susma hakkı tanındıktan sonra serbest iradeyle yapılan açıklamaların delil niteliği kazandığı belirtildiği için tasarıya gönderme yapıyor 2001 tasarısı. 147. maddede İzlice yapılan telefon ve benzeri düzenlemelerde 147. maddede yanlış baktım. İzlice yapılan telefon ve benzeri düzenlemelerde ilginin beyanda bulunması ikrar delili değil bir belirti delili olarak anlam kazanır. İkrar suçun doğrudan doğruya ispatı açısından elverişli bir delil olduğu halde emare delili parmak izi gibi dolaylı bir ispat gücüne sahiptir ve başka delillerle desteklenmelidir deniyor. 2001 tasarısının atıf yaptığı 147. madde aynen ceza muhakemesinin şu andaki 147. maddeyle aynıdır. Şimdi bu dönemin bu gerekçesi yeni kanunun gerekçesine alınmamıştır. Ünver Hakeri alınmış olması iyi olurdu diyor. Ancak alınmamış olmasında bu niteliğini değiştirmemelidir diye düşünüyorum. Yargıtay kararlarında yine tesadüfi delillerle ilgili delil tartımı yapılmalıdır. Elde edilen menfaat, ihlal edilen hak dengesi gözetilmeli. Alman hukukunda bu mümkündür uygulaması. Ancak bizdeki iç hukuktaki ceza muhakemesinin çok farklı maddeleri ile anayasanın düzenlemesi karşısında böyle bir delil tartımı yapabilmemiz mümkün değildir. Mutlaktır bizdeki. Ceza Genel Kurulu'nun azınlık görüşünde bu ifade edilmiştir.
Ve bu ifade edilirken anayasanın 90. maddesine gönderme yapılmıştır ki bana göre hiç katılmam mümkün olmayan bir görüştür. Anayasanın 90. maddesi bilindiği üzere lehe olan uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını biz. İç hukukunda daha fazla lehe bir düzenleme yapılmış ise herhalde uygulamak gerekecektir. Bunun kabul edilebilirliğini benimseyebilme mümkün değildir. Profesör Sağlam'ın olduğu ya da benim anayasayı daha fazla konuşmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Konuyla ilgisi yok. Ancak bir suç nedeniyle ben bir yazıda gördüm. Yazının nerede yayınlandığını, kim olduğunu çok değerli şunun ismini zikretmeyeceğim. Ancak iç hukukta düzenlenen bir normda uluslararası sözleşmeden alanı daraltılarak suç kataloğu yapılmıştır. Ama sözleşmeye uyulsaydı örneğin bir başka suç daha düzenlenebilirdi. Bir değerli akademisyen uluslararası sözleşme kullanarak o eyleminde suç olması gerektiğini belirtmiştir ki insan hakları ve sanık hakları yönünden bu kabul edilebilir değildir. Ben çok okuyan bir ülke olmadığımız için o yazının okunmadığını düşünüyorum. Bu kadar söyleyeceğim. Diğer taraftan istihbari dinleme. Yargıtaya intikal eden, kamuoyunda hep bilinen işte jandarma genel komutanlığının bir kararıyla ilgili o kadar çok ayrıntılı ki hocamız söylediler, işte şu yöntem, şu vesaire bir sayfa boyunca anlatılır, şunu yapsak, bunu yapsak, yani bu bilgisini takip etsek. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin ilk kararıdır, ilk ve tek kararıdır şu ana kadar, şunu yazmıştır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar şüpheli görülerek ülke genelini kapsayacak şekilde yetki verilemez diyerek bu kararı bozmuştur. Teknik tarafı ayrıca yargı çevresi dışına taşarak da karar veremezsin demişti. Çünkü bir özel yetkili mahkeme kendi coğrafi alanının dışında böyle bir karar vermiştir. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim, gene bu konunun dışında ama ifade etmek durumundayım. Çünkü bu konuda yazılan bazı makalelerde o yanlışlığı görüyorum. Kanuna rağmen yanlışlık yapılıyor. Ankara özel yetkili mahkemenin savcısı gidip Diyarbakır'da ifade alamaz. Bu ifade yok hükmündedir. Yetkisi yoktur. Oraya gitmesinin de devlete verdiği zarar bundan alınmalıdır. Bu kadarını söyleyeyim. Hukuki sorumluluğu bundan da ayrı bir taraf. Bunun kendi alanında gider. Kırıkkale'ye gider, Çorum'a gider vesaire. Hepsine gidebilir. Gitmemesi gerektiği halde ya da gitmesi de olabileceği halde oradaki Cumhuriyet Savcıları gereğini yapabileceklerine yetkisi vardır. Takdiri öyledir. Gidebilir. Ama ben Erzurum'a da giderim. Buradan kalkar işte şuraya da giderim falan yok. Bu mümkün değildir. Bu Türkiye'de yapıldığı için söylemek zorundayım. Yine tesadüfi delillerle ilgili birinci dinlemeyi, bu da tartışılabilir ancak uygulama bu şekilde sürmektedir. A şahsı hakkında verilen bir dinleme kararı. A şahsının dinlemeye konu suçu, bunun dışındaki bir suçta elde edilirse bunda bir sorun yok. Yargıtay çok o konuya da girmedi, bunu da delil kabul etti. Ama bir üçüncü şahsın bu konuyla ilgisi olmayan, yapılmakta olan soruşturmayla ilgisi olmayan bir konuda birinci dinlemede bir delil elde edilmişse, yani üçüncü şahısla ilgili, bu devam edilecek dinlemeler sonucunda depo edilip sonra Cumhuriyet Savcılığına getirilmesini Yargıtay kabul etmemiştir. Gerek bizim dairemiz ve gerekse Yargıtay uygulaması ve genel kurumdaki kesin yaklaşım bu şekildedir. Ve birinci dinlemeden sonra eğer o kişi hakkında soruşturma yapılması gerekiyorsa derhal ilgili yerden karar alınmalıdır. Eğer karar alınmaz ve devam eden dinlemeler depo edilip getirilirse geçerli olmaz olabilecek ilk dinlemede geçersiz hale gelmiştir. Ceza Genel Kurulu kararı da bu yöndedir. İletişim kararına bağlı sorun.
kere yasa dışı dinleme, hakim kararına bağlı olmayan dinlemeler zaten buranın bir konusu da değildir. Bu tamamen yani hukuki, hukukun bütün alanlarındaki sorumluluk burada olmalıdır. Ancak hakim kararına bağlı dinlemelerde hakimin kararı vardır, hiçbir sorumluluk yoktur. Mutlak geçerlidir mi yaklaşımı olacak, yoksa yasanın getirdiği ölçütlere dikkat edilmesi mi gerekir? Bir demokratik hukuk devletinde bütün kararların hukuka uygun olmalı. Ben bundan da vazgeçiyorum. Dinleme ile ilgili ceza muhakemesi kanununa uygun olmalı. Eleştirilse dahi düzenlemeler buna uygun olmalıdır. Hakimin takdir hakkına da hiçbir itirazımız yok, hiçbir hukukçunun. Ancak verilen konuda takdir hakkı olacak. Benim de ifade edildi. Göçmen kaçakçılığında dinleme kararı veren bir hakim, talep eden bir savcı, dinleme yapan ilgili başkanlık. Hiçbir şekilde hakim kararı vardır diye sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü bir Haziran öncesinde diyelim ki şimdi hakaret suçunun takibi yapılacak. Yani kataloğu dışı bir suçta hakimin takdiri olmaz. Böyle bir karar da verilemez. Bu şekilde karar verilmesi halinde ilgililer de sorumluluktan kurtulamazlar. Diğer tarafta kataloğu suçta ama şekli unsurlara riayet edilmedi. Ki öyle kararları çok gördüm. Yani daireye gelen dosyalarla ilgisi yok. Yani kamuoyunda zaten biliniyor. Herkesin elinde var neredeyse kararlar. Ya da bir kısım insanlar da vardı. Biz de görmüyoruz. Şekli unsurların hiçbirisi yok. Yani kuvvetli kuşku ve yani kataloğu suçta kuvvetli kuşku var mı? Ve başka yöntemlerle delil elde edilemez. Bunun denetlemesi yargıta yoktur. Takdir hakkının yanlışlığı. Ki bu denetleme bugüne kadar hiç yapılmadı. Yapılmasını kısa zamanda ben de çok istiyorum. Örneğin arama kararıyla elde edilebilecek bir delil varsa dinlemeye gerek yoktur. İfade edildi. Ancak kataloğu suç olmasına karşın sadece numaralar yazılarak ya da suç yazılmayarak ya da vatandaşlık numarası bir yönetmelik diyor ki mutlaka bana göre yazılmalı. Aynı isimde bir sürü insan vardır. Biz bir köyde ama ben hatırlıyorum dede adlarından gelerek sanığın kimliğini yazabildim. Çünkü anne baba adı, doğum yeri, köy hepsi aynıydı. İşte Ahmet oğlu, Ali'den oğlu, Mustafa şeklinde bir karar başlıkta sanık ismini yazdı. Dolayısıyla bunları çok net belirlemek lazım. O da vatandaşlık numarası yazılır. Belli olur. Aksi halde yanlış dinleme. Bu da sorumlu. Ben yanıldım falan da sorumluluktan kurtulunmamalıdır. Eğer burası bir hukuk devleti ise. Şekli unsurların noksanlığı halinde diyelim ki adliye dışına çıktı bu karar. İlgili merciye gitti. Gerek dinleme yönetmeliğinin nota, işte denetleme yönetmeliğinin 17. maddesinin C fıkrası, dinleme yönetmeliğinin 10. maddesi kibe görev verdi. İtiraz hakkını kullanacaksın. Bu itiraz hakkını şekli unsurlarında eksiklik halinde kullanmayanlar herhalde sorumlu olmalı. Ancak ne yazık ki ceza muhakemesi kanunu koruma tedbirlerine muhalefetten istenebilecek tazminatlar vesaire düzenlenmemiş. 141. ve mütakip maddelerinde. Bunun düzenlenmemiş olması dava açılamayacağı anlamına gelmez. Benim kişisel düşüncem kataloğu dışı bir suçta karar verilmiş ise talep eden, karar veren, dinleme yapan görev suçuyla yargılanmalıdırlar. Ve medeni hukuka göre de tazminat davalarına konu olmalıdır. Ben medeni hukuk tarafını şu anda dinleyici bulunan benim çok sevgili arkadaşım Sayın Kıcaloğlu olduğu yerde söyleme gereği duymuyor. O en iyisini o biliyor. Diğer taraftan kataloğu suç içinde ama şekli unsurlarda noksanlık var. Bu da gerek benim kanaatime göre cezai ve medeni sorumluluğu gerektirmektedir. Hele bu kararlara bütün bunlara uygun olarak verildi. Her şekli koşullar doğru, takdir hakkı sonradan denetlenecek ama doğru verildi, isabetli. İddianame kabul kararı verilmeden etrafa saçılırsa ilgili makamda kim varsa o da gene her iki sorumlulukta gerek medeni gerek cezai sorumlulukta karşı karşıya kalmalıdır ve soruşturma yapılmalıdır. Diğer taraftan konuyla ilgisi olmayan şeyler
sanıyorum bizim birinci başkanımız Adli Yıl açış konuşmasında ifade etmişlerdi. Kraski kararı ortadadır. İtalya'ya karşı açılan davada mahkumiyet yapmıştır. Yani Kraski'nin suçlu olup olmadığı, Kraski'nin suçuyla ilgisi olmayan şeyler dahil aleniyete, basına dökülmemeli. Biz sanıktan, şüpheliden vazgeçtik. Üçüncü kişiler. Bir de çok gündeme geldi. Santral dinleme. Türkiye'nin bana göre yazılan en iyi kitaplarından biri santral dinlemesini alamayacağı söyleniyor zaten. Kişisel düşüncem de budur. Ben zaten bu günlerde santraldan hiç konuşmuyorum, bunu da söylüyorum. Bu arada gündeme geldiği için ve hocamız da ifade ettiği için ben hakim savcı dinlemelerine de değinmek durumundayım. Eski önceki Danıştay başkanlarımızdan Nuri Alan'ın çok mükemmel bir yazı çıktı 30 Kasım'da Cumhuriyet Gazetesi'nde. İdare hukuku açısından incelerken mükemmel bir ceza hukukunda olduğunu ifade ortaya çıkmakta. Kendisi bir Ankara hukukundaki yaptığım görüşmeden sonra ceza hukukçusu olmayı da çok istediğini söylemiş. Zaten öylesiniz demiştim. Naçizane beni de doğruladı. Değerlendirme bana ait ama çok mükemmel bir yazıdır. Burada da ifade edildi. Ben burada bir başka şeye daha değineceğim aynı konuyla ilgili. Ceza Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu elindeki tüzüğe ve 2802 sayılı hakim kararına bağlı olarak hakim savcılar hakkında işlem yaptırır. Aslında hakim savcılarla ilgili işlem yaptırmak tüm yurttaşları ve tüm hukuku ilgilendiriyor. Tedirgin olan bir hakim savcının sağlıklı, esenlikli görev yapabilmesi mümkün müdür? Yani bir çadır mahkemesine götüreceğin hakim tutuklama kararı verebilir mi acaba? Bu mümkün değil. Vereceği karar bellidir. Öyle de istenebilir bu karar. Yani dolaylı olarak bu böyle taleptir anlamına gelir. Hele hele her gün dinlenen bir hakim ki artık karar olsun olmasın, dinlensin dinlenmesin dinleniyoruz. Algısı yerleşmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı görev yapamaz. Kararı verecek olan merci teftiş kurulu. Teftiş kurulu doğrudan Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Adalet Bakanı onuru olmalıdır. Onur verildikten sonra önceleri sanıyorum doğrudan müfettişler istiyorlardı. Şimdi savcıları aracı kılarak karar istiyor. Ancak Adalet Bakanlığı'nın teftiş yaptığı bir adliyede böyle bir talep olması halinde aksine karar verilebilir mi? Hani bilgi isteme kanununa göre bir takım şeyler ama bu sıkıntılarla bir yargıç, bir savcı acaba uğraşabilir mi? Ki terfi edilmenin getirdiği ağır müeyyideler vardır. Yani en azından maddi olarak vardır. Belki bir takım yerlere de gidemeyecektir. Bu bakımdan ama bu kararlar acaba doğru mudur? Sadece yönetmeliğin 98. maddesinin Ç fıkrasında düzenleniyor. Yönetmelikle düzenlenmiştir. Tüzükte yoktur, kanunda yoktur. Sayın Alan ifade etti. Tüzüğe düze konulsaydı Danıştay denetimine bağlı olacaktı. Danıştay denetimini aşmak için yönetmeliğe koymaktır. Bu tekim öyle yapılmıştır. Bu Danıştay'ın önündedir zaten. Ancak bu süre geliyor. Bir de dinlenilmek istenen makamlar eğer dinleme yapılamıyorsa İstanbul Başsavcısını dinlersin. HSYK'yı da bu vesileyle onun üzerinden dinlersin. Yani bunu açık açık söylemek durumundayız. Çünkü Hakim ve Savcılar Kurulu'nun muhatap olduğu ağırlıklı
ilgili yerlerin bas savcısıdır, komisyon başkanıdır. Tırnak içinde takılmaları mümkündür. Yani adliyenizde ne var ne yok dese de takılacaktır. Bunun başka türlü alınması mümkün değildir ve son derece üzücüdür. Ancak kanunda olmayan, tüzüğe konulamayan, yönetmeliğe konulan bir şeyle ve sürekli bu yapılırsa, süreklilik kazanırsa acaba hukuk devleti ilkesi ihlal edilmeyecek midir? Ben buradan başka bir noktaya ve sanıyorum bir kez söylenecek. Siyasi partiler kanunu hocamın alanıdır. Ancak Adalet Bakanı'nın da politik siyasi kimliği olan bir kişidir. Sürekli yapılması halinde hukuk devleti ilkesinin ihlali ve odak olmaya doğru acaba gidilmeyecek midir? Bu sorunun yanıtlanması gerekir. Yine yargıç ve savcı telefonlarıyla ilgili şu karşı argüman sürülüyor. Hakim ve savcılar kanunda ceza muhakemesi kanunu hükümlerine göre soruşturma yapılır hakimlerle ilgili. Doğrudur tabii. Başka bir mevzuatımız ona göre yapılacak. Peki meriyet kanunda ne yaptı? Ceza muhakemesi usul kanununa yapılan göndermeler ceza muhakemesi kanunu yani 1402 Cumhur'a yapılan göndermeler ceza muhakemesine 5271'e yapılan göndermelerdir dedi. Ama acaba tümüyle öyle mi denildi? 7. maddesi var meriyet kanunun. Şunu söylüyor. Ceza muhakemesi kanununa yapılan göndermeler CMK'ya yapılır ama ceza muhakemesindeki karşılıklarına yapılır diyor. Ceza muhakemesi kanununda 1402 sayılı usul kanununda iletişimin denetlemesi, düzenlemesi bulunmamaktadır. Olmayan bir düzenleme yeni kanunda yapılmıştır. Oraya yapılan atıf iletişimin denetlenmesi, gizli görevli kullanılması, teknik takibi kapsamaz. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yoktur. Böyle bir düzenleme olmadığı halde böyle bir dinleme yapılmasının siyasi kişiler için anayasa hükümleri, hakim savcılar ve dinleme mercileri içinde Türk Ceza Kanunu ve Usul Kanunu usule uygun yöntemleriyle uygulama yapılması gerekmektedir. Ben biraz provoke edici sorular attığımı düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, ben de hem kendi adıma hem de izniniz ve sizler adına değerli konuşmacılara teşekkür ediyorum. Ayrıca sabrınız için, ilginiz için de sizlere teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.